Evet. Uzak mıyım ya? Ben böyle. Çok mu uzağım? Evet, dövmelerimi size gösterip anlatacağım videoyu sizlere sonunda çekiyorum. Şimdi hepsine kronolojik sırayla gitmeye çalışacağım ama bazı yerlerde karıştıracağım büyük ihtimalle. O yüzden kronolojik sırayı boş verin ama ilk yaptırdığım dövmeden falan başlayacağım. Hepsini size anlatacağım. Tamam. İlk yaptırdığım dövmeden başlıyorum. İlk yaptırdığım dövmeyi 14 yaşımda falanken yaptırmıştım. Şuramda bir Fransızca yazı var. Burada neden Fransızca bilmiyorum. Vücudumda yazan yazıların, ya parmaklarımdaki dövmeler de Fransızca. Cidden neden oldu? Fransızca asla bilmiyorum falan ama hoşuma gittiği için. Yani herkes İngilizce yazdırıyor. İngilizce olmasın, her okuyan anlamasın falan diye Fransızca yazdırdım. Kolumun burasında, tekrar göstereyim. Biraz yamuk bir dövme hatta. Bakın şöyle. İlk dövmem olduğu için böyle annem çok laf yapmasın diye falan. Ay ışıltısında okunan aşk öyküsü yazıyor. Şimdi bu ne demek? Annem ismi Nilay. Anlamı ay ışıltısı demek. En yakın arkadaşımın ismi de Öykü. O zamanlar da yakın arkadaşımdı. Hala yakın arkadaşım ama sadece siz onu hiç görmüyorsunuz. Çünkü Fransa'ya taşındı maalesef. Öykü de Öykü demek olduğu için dedim ki ben bunların anlamlarını birleştireyim. Ay ışıltısında okunan aşk öyküsü. Ya mantıklı mı asla. Önemli mi değil. O yüzden gittim, böyle bir dövme yaptırdım. Yamuk bir dövme bayağı. İşte hatta lazer yapılırken üzerine şey geldi, çıktı falan orası böyle. Bu ilk dövmemdi. İkinci dövmem burada. Bu en sevdiğim dövmem olabilir cidden. Belki en anlamlı dövmelerimden de, ya tek anlamlı dövmem bile olabilir bu. Burada origamiden bir kuğu var. İçinde de ben varım. Bakın. Bu origamiden kuğu Prison Break hayran olduğum için aşırı derecede. Yani Michael'ın sürekli yapıp bir yerlere işaret koyduğu origami kuğusu. Bu oradaki kuğu içinde ben böyle hani yüzüyorum falan böyle elinde bir dal sopa var. Bunu Fatih yapmıştı. İşte o dönemler böyle Fatih'in yanında dövme öğrenmeye başlamıştı falan. O zamanlar böyle yapmıştı bu dövmeyi. Fatih'in de çok sevdiği bir dövme bu. Çünkü böyle vibe'ı falan böyle aşırı tatlı geliyor bize. Benim en sevdiğim dövmem bu. Tekrar gösteriyorum. Şöyle bir şey. Acılarını da söylesem mi? Hangisinin çok acıdığını, acımadığını. Bunlar normal acı bu arada. Yani çok acıdığı yerlerde size çok acıyor diyeceğim. Hiç acımadıklarına da hiç acımıyor diyeceğim. Bunlar normal acı olanlar. Daha sonra kolumun burasında böyle bir heykelin çift yani böyle üst üste bindirilmiş bir görüntüsünün dövmesi var. Emre yaptı. Bu arada dövmecilerin hepsini aşağı koyacağım. Instagramlarını falan yani eğer yaptırmak isterseniz diye. O konuda merak etmeyin. Eski dönemde mezarların başlarına heykeller yapılırmış. Ölen kişilerin heykeli yapılıyormuş. Bu da eskiden ölen 16 yaşında savaşçı bir çocuğun heykeli. Ama onu böyle hani biraz daha havalı gözüksün, biraz daha güzel gözüksün falan filan diye böyle dört gözden yaptık. Bu arada bunu Emre freehand çalıştı. Yani kendisi çizdi. Yani bir yerden kopyalama olmadığı için direkt kendisi yaptı. Daha sonra şu bir sanat parçası olan dövmem var. Bu dövmenin hikayesi de şu şekilde. Böyle işte o zamanlar yeni çalışmaya başlamıştım. Böyle bir festivale gitmiştik. Orada çalışmıştık 4-5 gün falan. Böyle aşırı yorulduk ettik. Böyle iğrenç bir dönemdi falan. Böyle oradan kazandığım parayla dedim ki bu benim hayatımda kazandığım ilk para. Ve bunu böyle hepsini birden cidden sonuna kadar hatırlayacağım bir şeye vermek istiyorum dedim. Ve dedim bir dövme yaptıracağım. Sonra araştırdım işte. Sonra Kore'yi buldum. Baktım işlerini aşırı beğendim. Bu arada ben Kore'ye gittiğimde dedim böyle bir şey asla kafamda yoktu. Yani burama asla istemiyordum. Hani ya işte bu kolumun ön kısmı olacaktı. Alt koluma istediğim bir dövmeydi ve bambaşka bir şeyle gitmiştim. Yine heykel kafasında bir dövmeydi. Sonra Koray dedi ki gel dedi ben sana başka bir şey yapayım. Ben de okey dedim. Olur. O böyle çizdi etti, bir şeyler yaptı. Gösterdi bana. Bayıldım yani cidden. Aşırı güzel oldu. Dedim ki okey bunu yapalım. Yapmaya başladık, ettik falan. Bu arada o kadar detaylı bir dövme ki yapımı en uzun süren dövmelerimden bir tanesi olabilir. 4 seansta falan bitti. Çünkü şu üstündeki yerleri yani gölgeli yani bütün çizgileri teker teker gölgeli yaptı. Yani ve bir sürü çizgi var. Ve kol içi acıyor. Ama hani böyle 3-4 saatlik küçük bir dövmesi acımıyor ama yani 4 seans, her seans neredeyse 6-7 saat, 8 saat sürdüğü için çok acıdı. Yani acımak da değil de insan böyle artık yılıyor hani dövme yaptırmaktan o anda.
cidden en sevdiğim dövmelerimden bir tanesi. İnsanların görüp en çok beğendiği dövmelerimden bir tanesi olabilir. Bundan sonra bunu yaptırmış olabilirim. Tuğrul diye bir arkadaşım var. Şu anda cidden aşırı aşırı iyi işler yapıyor olsa da o zamanlar daha dövmeye yeni başlamıştı. Ama benim için hiçbir sıkıntı olmadığı için dedim ki okey yapalım, gel kolumun önüne. Dövme yaptı. Şu anki işlerine nazar yani kötü bir dövme diyebiliriz. Gölgeleri olsun, işçiliği olsun vesaire. Yine de güzel duruyor. Yani insanlar çok fazla anlamıyor ama ben böyle çok fazla bu işin içinde olduğum için sürekli yapımını öğrendim, ettim. Çok fazla izledim. Çok yaptırdınız. Çok yaptırınca artık bir yerden sonra anlıyorsun. Ben de yapmaya çalıştım bir dönem falan. Bu dövme de şöyle bir dövme. Burada da yine bir heykel var. Böyle buradan eli kalkıyor. Buraya aylar ekledik böyle. Biraz birleşsin üstündeki dövmeyle diye. Şöyle, burada bir kanadı var. Bir tek sevmediğim şu kanadın çok fazla siyah oluşunu hoşlanmıyorum galiba. Ama bu dövmeyle fazlasıyla bütünleşti yani. Yani hepsi bir tek bir dövme gibi duruyor. Burada mesela şu gördüğünüz yerde kızın ayakları vardı. Ben de dedim ki hayır ya, elimin üzerinde bir ayak dövmesi istemiyorum dedim. O yüzden buraya böyle ayaklarını kesip çizgiler çizdim. Sonra hangisini yaptırdım? Şu da var. Bunu da, şurada bir kadın var, kafasından kılıç geçmiş bir kadın. Bu dövme de şöyle oldu. Daha yakın göstereyim. Bu şöyle oldu. Ben işte dövme makinesi aldım. Hatırlamıyorum aslında. Ama dövme makinesi böyle olmadı. Anneme dövme yaptım, o dövme böyle çıktı, aktı falan. Sonra dedim ki Fatih'e, Fatih ben iyi yapıyorum ama dövme makinesinde sanırım sıkıntı var falan dedim. Fatih de dedi ki makinede sıkıntı yoktur, sıkıntı sendedir. Gel bakalım makinede mi sıkıntı, sende mi diye dedi. Makineyi Fatih'e götürdüm. Dedi ki nasıl anlayacağız yani sıkıntının kimde olduğunu? Dedi ki dövme yapacağız. İşte sonra bana dövme yapmaya karar verdik. Sonra böyle bir şey bulduk. Ya o buldu daha doğrusu, ben hiç karışmadım bile. Bunu yaptık falan, bunu da seviyorum yani. Aslında benim bütün dövmelerimi hepsini ben seçmedim. Hatta hiçbirisini ben seçmedim diyebiliriz. Ben sadece ana fikri söylüyorum. Diyorum ki yani böyle bir şey olursa güzel olur diyorum. Karşı tarafın bana sunduğu şeye hep çok açığım. Eğer yani hatta öyle olunca bence daha güzel oluyor. Yani karşındaki sanatçı çünkü ve o daha iyi biliyor. Bütün dövmelerin belli bir tarzda birleşince güzel gözüktüğü için o diyor ki yani böyle bir şey yapalım, şöyle bir şey yapalım. Dövme sanatçısına yapmak istediği şeyi siz bırakırsanız hani tabii ki ufak tefek müdahaleleriniz olacak yani çünkü siz taşıyacaksınız. Ama yapmak istediği dövmeyi yaptığında çok çok daha güzel işler çıkartıyor. Ama siz ona gidip ben bu yılanı istiyorum, ben bu gülü istiyorum dediğinizde tabii ki seve seve yapmıyorlar ve o dövme güzel olmuyor yani bence. Bunu söylemeli miydim? Neyse. Bu alt koluma geçiyorum şimdi. Nereden başlayayım? Şundan başlayayım. Şurada bir ejderham var. Bunu da Fatih yaptı ve bu Fatih'in yapıp lanet ettiği dövmelerden bir tanesi oldu. Dövmeyi böyle işte wow çok beğendim kesin bende olmalı diye yaptırmadım bu arada ama alt kolumu böyle doldurmak istiyordum bir şeylerle ve bir tane ejderha yani böyle kıvrımlı bir şey gerekiyordu oraya bence. Ben dedim ki yılan olmasın yani yılan yapmayalım. Böyle bir şey yapalım dedim. Bu arada Fatih siyah dövme ve böyle büyük dövmeleri hiç yapmıyor aslında. O böyle daha minimal, çok daha minimal çiçek dövmeleri yapmayı seviyor. Ben çiçek dövmelerini, renkli minimal çiçek dövmelerini kendime yakıştırmadığım için. Benim de yakın arkadaşım olduğu için bana mecbur yapıyor ve yaparken de o kadar çok söyleniyor ki. İşte bunun böyle bir sürü pulları var, her pulunu teker teker çiziyor işte sonra dönüyor tekrar onun gölgesini yapıyor falan. Bu da çok uzun sürdü aslında. 6 saat falan sürdü bu dövmemde. Sonra işte şey falan diyor Fatih abi gerçekten niye büyük dövme yapmadığımı tekrar anladım falan diyor. Bu ejderhayı da öyle bul. İşte dedik ya bu olur bunu yapalım da siyahlı mı yaptı bir şey böyle onu yaptık oraya. Daha sonra şurası boş kalmıştı. Şuraya böyle Fatih'in de gönlü olsun diye dedim ki hadi tamam çiçek yapmak istiyorsan çiçek yap falan dedim. Sonra buraya böyle yapraklar yaptık. Sonra ucuna böyle bir çizgi falan ekledi. Şöyle göstereceğim. Şöyle dümdüz yapraklar var yani olaysız yaprak açıkçası. Bu yaprağın hiçbir hikayesi yok yani size bu yaprakla alakalı anlatabileceğim hiçbir şey yok. Ha bunu... Buradaki X-ray çiçeğime bayılıyorum. Yani cidden bu da en sevdiğim dövmelerimden bir tanesi. Hatta dedim daha fazla yaptırmak istiyorum X-ray çiçeklerden. Ama böyle dövmeden o kadar soğudum ki artık. Yani dövmeden soğumadım. Dövmenin acısından soğudum arkadaşlar. Ona da geleceğiz. Sırtımdaki dövmeye gelince ona da geleceğiz. Buramda bir çiçeğin X-ray görüntüsünün dövmesi var. Şöyle.
da hiçbir hikayesi yok. Bunu da ben seçmedim. Sadece dedim ki X-ray çiçek olabilir. O da okey yapalım, X-ray çiçek olsun falan dedi. Sonra burada, bunu da Tuğrul yaptı. Burada bir güzellik tanrıçası var. Etrafında neler yazdığına dair hiçbir fikrim yok. Ve Tuğrul bunu tasarlayıp Instagram'dan paylaşmıştı. Ben de dedim ki çok iyi, ben istiyorum bunu, kesin bana yapalım falan dedim. O tamam yapalım, neresine, nereye yapacağız falan dedi. Böyle gittim işte Tuğrul'a. Önce böyle tam göğsümün ortasına düşünmüştük dövmeyi. Böyle yapıştırdık ettik falan ama ben çok beğenemedim orada. Böyle suratı böyle yamuldu etti, bir şeyler oldu. Söyledim ki buraya yapmayalım. Bir de altında bunun böyle çizgileri vardı bir sürü. Dedim ki bu çizgileri kaldıralım, burama yapalım. O sırada bu dövmelerimin galiba hiçbirisi yoktu. Aynen. Bu onlardan önce yapıldı. Bunu işte buraya yapalım falan. Sonra buraya yaptık. Bu dövmenin bana gerçekten hayatımda getirdiği bir şeyler olduğuna inanıyorum. Yani bu kadının suratı, bilmiyorum. Ya bu dövmenin hayatıma getirdiği enerji vardı. Bir şey getirdi hayatıma. Böyle hani abi dövme yaptırdım bitti olmadı. Bu dövme gerçekten, yani şu gözlerine bakar mısınız lütfen? Böyle bir şey var. Sanki bir şey anlatıyor. Ben acaba etrafında neler yazıyor? Merak ediyorum ama nasıl öğreneceğimi bilmiyorum. Böyle gizemli gizemli kalsın. Hoşuma gidiyor. Daha sonra elimdeki dövmeler var. Jeffrey yaptı elimdeki dövmeleri. Elimde de şöyle Mısır mitolojisinden iki tane kedi var karşılıklı. Burada bir göz, etrafında ayın halleri. Burada bir yılan, burada çizgiler. Bu elimdeki dövmenin de asla ve asla hiçbir hikayesi yok. Sadece Jeffrey dedi ki gel dövme yapalım. Ben de okey yapalım. Elimin üzerine istiyorum. Elimin üzerine yapalım. O da tamam ben bir şeyler tasarlayayım. Sonra böyle bir dövme çıktı. Ben de vav çok iyi kesin yapalım falan dedim. Öyle yaptık. Ben sıkıcı bir insan mıyım? Benim dövmelerimde hiçbir anlam yok arkadaşlar. Anlam aramayacaksın. Hepsi yapıldığı gün anlamlı oluyor işte yani. Aa bunu Jeffrey yapmıştı. O kendisi istedi. İşte anlam. Ne istiyorsun ki başka? Güzel gözükünce anlamlı oluyor zaten. Daha sonra hangisine geçsin? Kollarımdakiler bitti mi? Parmaklarımdakiler var. Parmaklarımda arte yazıyor. Bu da Fransızca. Sanat yazıyor yani. Neden diye sorarsanız inanın bilmiyorum. Burada da 13 var. Doğum günüm 13 olduğu için ve uğurlu sayım olduğu için 13. Neden arte inanın bilmiyorum. Niye Fransızca hiçbir fikrim yok. Güzel gözüküyor mu? Evet. Bu kadar. Bacaklarıma mı geçelim? Şimdi sıra bacağımdaki dövmelerde. Cidden bu kaval kemiğinin üstü en çok acıyan yerlerden bir tanesi dövme için. Çünkü yani o iğnenin her bir atışını, her bir dokunuşunu kemiğinizin içinde hissettiğinizi düşünün. Anneciğim. Şuna bakar mısınız? Aşkım. Bunu kompozisyonlu ben nasıl yaptım biliyor musunuz? Bunu ben yaptım. Bunları ben hazırladım. Hepsini. Dedim ki buraya bunu istiyorum, buraya bunu, buraya bunu, buraya bunu. Sadece ayakkabı bacağımdakini kendisi tasarladı ve onu o yapmak istedi. Ben de ona okey oldum. Bacağım böyle fotoğrafını çektim. Aşırı dandik telefondaki bir shop programıyla Pinterest'ten bulduğum saçma dövme fikirlerini böyle kesip biçip ve bacağımın üzerine yapıştırdım falan böyle. Dedim ki böyle bir kompozisyon istiyorum bacağım. Sonra buramda burada bir güve var. Yani yapılırken her dakikasında ağladığım bir dövme bu. Şaka yapmıyorum cidden. Hep ağladım. Şu ve şurada. Burada Çince. Benim o zamanlar çok tekno dinliyordum. Ve Sweet Disposition diye bir şarkının Undercat remixine bayılıyordum. Yani o şarkı bana çok başka şeyler hissettirdiği için. Zaten hani yani Çince kimse anlamayacağı için ve sadece Çince bir yazı istiyordum. Dedim ki o zaman o şarkıyı dinliyordum böyle o saniye. Dedim ki aa bu yazsın falan. Bakayım kaç harfmiş. Google Translate'den baktım falan böyle. 4 harf dedim ki çok iyi. Bir buraya, bir bu, iki buraya, iki buraya yaptırırız falan dedim. Burada Sweet Disposition yazıyor yani. Ama Undercat remixinin. Burada bir kaplan var. Şurada bir kaplan. Sıfır anlam bir kaplan bu arkadaşlar. Burada bu nasıl bir video? Bu aşırı sevdiğim bir dövme çünkü bu benim arkadaşlar. Ağlayan bir kalp, üzgün suratlı, aşırı tatlı olmasına rağmen ağlıyor. Bir kalp var. Bunu da çok aşırı seviyorum. Burada bir örümcek, sıfır anlam bir örümcek. Şimdi arkadakini gösteriyorum. Arkamda da böyle bir dövme var. Böyle bir canavar, bir kız.
Şimdi derseniz ki Pelinay bunları niye yaptırdın? Gerçekten sadece dövme olsun diye yaptırdım. Allah. Başka hiçbir amacım yoktu. Sadece bacağımda dövmeler istiyordum. Ama her birinde hüngür hüngür ağladım. Çünkü kaval kemiğinin üzerinde dövme çok fazla acıyor. Çok çok fazla acıyor. Şurası yani diz hele, şu dize çıkan yaprakla. Eğer zorunda değilseniz ki böyle bir şeye asla zorunda olacağınıza inanmıyorum. Bacağınızın ön bacağınıza dövme yaptırmayın. Ama bu arada böyle sordum erkek arkadaşlarıma falan. Mesela ön bacağında dövme olanlar diyor ki hiç ön bacağım hiç acımadı ama arka bacağım çok acıdı falan. Ama ben buna inanmıyorum. Bence erkeklerine yedirmemek için böyle yapıyorlar. Ön bacak acıyor arkadaşlar. Şimdi üst bacağımda şöylece bir dövme var. Şimdi üst bacağımdaki dövme şöyle oldu. Yasin yaz dedi ki dövme yapalım. Dedim ki yapalım. Nereye yapalım? Üst bacağı yapalım. Okey üst bacağı yapalım. Böyle randevu günüm geldi. Yasin'e gittim. Hala hiçbir fikrim yok. Yasin'de hiçbir fikri yok. Oturduk bir şeyler tasarlamış. Sonra işte 4 tane şey hazırlamış bana. Dövme hazırlamış. Sıralamış hepsini gösteriyor bana. Ben de işlerinden seçeceğim bunu yapalım falan diye. İlkini gösterdi. Hiç beğenmedim. Dedim ki hayır bu değil. İkincisini gösterdi. Onu da beğenmedim. Üçüncüsünü gösterdi. Böyle umudum artık yavaş yavaş tükenmeye başladı. Onu da beğenmedim falan. En son böyle dördüncü dedi ki en güzelini sona sakladım. Bunu seçeceğini biliyorum falan dedi. Dedim ki hadi bakalım. Sonra dördüncüyü gösterdi. Dedim ki işte bunu yapıyoruz mükemmel. Her şeyini ben anlatsam ve sen çizsen bu kadar olur dedim. Böyle onu seçtik yaptık. Bu arada Yasin aşırı hızlı dövme yapıyor. Yani cidden eli çok çok hızlı. Ve bu da kocaman boydan boya olan dövmem. Göğsümün altında bir baby girl dövmesi var. Onun neden, onu da inanın hiç bilmiyorum. O da aşırı acıyor. Kaburgada çok acıyor. Yani şöyle düşünün. Yani kemik üzeri ince deri çok acıyor. İşkenceye dönüyor bir yerden sonra dövme. Böyle hani o keyif almamaya başlıyorsunuz. Şey var ya hani bağımlı oluyorsun dövme acısını hep yaptırmak istiyorsun falan filan. Evet öyle ama sağlam bir dövmeyle bütün bağımlılığınızdan kurtulabilirsiniz. O da sırtımdaki dövme oldu. Şimdi onun hikayesine geliyoruz birazdan ama görebileceğiniz bir şey giyip geleceğim. Evet sıra en çok merak ettiğiniz dövme olan sırtımdaki dövmeme geldi. Gösteriyorum. Evet, şimdi bu dövmenin hikayesine gelecek olursak. Böyle o gün İzmir'deyim. Çok yakın bir arkadaşım var. Ve o gün İzmir'den İstanbul'a dönüyorum. Uçağım var böyle birkaç saatim var. Beraber oturuyoruz. Dedim böyle dövme yaptırmak istiyorum falan dedim. O da dedi ki ya dedi benim o zaman hiç Yasin'le tanışmıyorduk. Dedi ki benim Yasin'le bir arkadaşım var dedi. Sırtı dedi portfolyo çalışmalar yapmak istiyor. Seni de söyleyeyim sana da yapsın dedi. Ben okey yapsın dedim. Sonra o sırada Yasin'e yazdım. İşte böyle böyle sırta dövme çalışmak istiyorsan işte Pelinay diye bir arkadaşım var ona yapabilirsin. Ben Yasin okey yapalım 16'sında gelsin İzmir'e dedi. Tamam dedim gelirim böyle o günden böyle bir ay sonra falandı yaklaşık olarak. Sonra işte İstanbul'a geri döndüm. Dedim ki bak akla bakar mısın? O kadar dövmem var. Bu konu hakkında nasıl hiçbir fikir sahibi olamazsın? Fethiye'ye tatile gidecektim aynı zamanda. Dedim ki ya bla bla ile İzmir'e giderim, dövmeyi yaptırırım. Gecesinde dışarı tekrar yola çıkarım orada kalmadan. Fethiye'ye giderim tatile. Hayatımda verdiğim en yanlış kararlardan bir tanesiydi yemin ederim size. Yani hangi cesaret ve hangi akılla o kararı verdiğimi bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok yemin ederim. Bu kadar aptal bir insan değilim gerçekten. Ama o gün öyle oldu ve ben bla bla'dan işte rezervasyonumu yaptırdım. Sabah böyle 6 gibi İstanbul'dan çıktık. İzmir'e gittim. Gidene kadar yine ne dövme yaptırılacağını bilmiyorum. 12 gibi falan oradaydım. Sabah 6'da yine bla bla var ve Fethiye'ye gideceğim tatile sırtımda. Eşek kadar dövmeyle tatile gitmeyi düşünüyorum yeni yapılmış dövme. Ve böyle Temmuz mu Ağustos mu ne iğrenç sıcak bir dönemdeyiz. Yasin'le işte dövmeye karar verdik ettik böyle direkt. Bu arada bu kuş dünya üzerinde var mı onu bile bilmiyoruz. Kendisi çizdi çünkü. Sırtıma çizdi yani eliyle. Böyle yaptı dövmeyi. Furken tasarım yani. Hiç böyle bir şey dünya üzerinde yok ve bu dövmemi birkaç kişi çalmış. O yüzden üzülüyorum. Bakın ilham almak diye bir şey olabilir. Tabii biz de ilham alıyoruz. Biz de hiçbir şey sıfırdan okey üretmiyoruz. Benim de bütün dövmelerim hayır hepsi bana özel yapıldı. Hepsi bana özel tasarlandı. Değil yani. İlham almak olur ama
bu kadar özel emek olan bir şeyi gidip almış, birebir aynısını yapmaya çalışmış ve olmamış zaten. Çok kötü olmuş. Üzülüyorum yani. Kıskanıyorum açıkçası biraz. Çünkü çok seviyorum yani. Proporsiyon olarak sırtıma o dökülüşü, o gelişini falan çok fazla seviyorum. Gittik Yasin'e dönmeye başladık. Alttan başladı, tamam mı? Şuradan. Şu taraflardan böyle ayaklarını yaparak başladı dövmeyi yapmaya. Benim canım bir yanıyor. Bakın arkadaşlar. Böyle o her darbede o kemiğimi öyle bir hissediyorum. O kemiğimi öyle bir vuruyor ki o iğneler. Biraz yaptı. 2 saat geçti, 3 saat geçti. Benim yüzüm artık böyle bembeyaz oldu. Soğuk soğuk terlemeye başladım. Yatıyorum çünkü yüzüstü mal gibi orada yatıyorsun hiçbir şey yapmadan. Dedim ki ne kadar kaldı ya aslında. Bir kalk bak falan dedi. Ben hani zannediyorum ki yarısı bitmiş falan. 1/4 bitmiş. Ve ben bitmişim. Yani orada daha fazla yatacak gücüm kalmamış. Sabah 6'da yine bir yere gideceğim falan. Dedim ki Yasin yani hani bırakalım. Dayanamayacağım yani. Olmayacak. Daha çok var. Dedi ki ya saçmalama, geldin İstanbul'dan İzmir'e. Bir daha ne zaman geleceksin? Ya bırakamam şu an. Yarısındayım yani. Ayak var sadece sırtımda falan dedim. Ben dedim ki tamam biraz daha dayanayım. O günden fotoğraflarım var. Dövme yapılırken. Gerçekten suratım süt beyazı olmuş. Ki ben esmer bir kızım. Yani öyle düşünün. Bitmişim. Gözlerim akmış. Tüm makyajım buralarımda. Bembeyaz suratım, böyle ağlıyorum. Kendimi kasmaktan. Tüm vücudum pert oldu. Neyse işte dövmeyi yaptık yaptık. 10 saat falan sürdü. Yani 10 saat ama hani ara veriyorsun. Yemek yemek zorundasın. O yemek yiyorsun. Başlıyorsun. O sıfır. Tekrar orada olan açık yaranın üzerine tekrar dövmeye başlıyorsun. O böyle tekrar bir acı. Neyse sonra dövme bitti. Dedim ki yani cidden hiç gerek yokmuş. Böyle bir şeye hayatımda verdiğim en kötü kararlardan bir tanesi. Ki bu o kararın başlangıcıydı yani. Daha sonra sabah 6 oldu. Ben Blabla'ya gittim. Sırtımın acısını size anlatamam. Yaz günü sıcakta arabaya bindim. 4 kişiyiz arabada. Yaslanmak imkansız. Değemiyorsun bile hiçbir yere. Akıllı bir insan olduğuma bakın. Yanıma sırtı açık hiçbir şey almamışım. O an bir tişörtü kesip biçerek sırtı açık hale getirdim. Sonra arabaya bindim. Arabaya yaslanamıyorum. Arabaya şu şekilde kafamı yaslıyorum, tamam mı, ön koltuğa. Sırtım geride. Güneş benim tarafımda. Sırtıma güneş vuruyor. O güneş her vurdukça acım çarpı 10 oluyor. Terliyorum. Terledikçe açık, apaçık bir yara düşünün. Yani sırtınızda kocaman, eşek kadar bir yara var. Her terlediğinizde o yara acıyor. Ve yaslanamıyorsunuz. Ya böyle duruyorum arabada. 5-6 saatlik bir yol. Ya böyle duruyorum. Ya öne yaslanıyorum falan. Böyle işkence halinde Fethiye'ye vardım. İşte orada 4-5 gün falan kaldım sanırım. Ama o 4-5 gün güneşten kaçıyorum. Sırtıma sürekli bir şey örtüyorum. Yazın ortasındayız. Hava sıcak. Her ufak bir ter damlasında canım daha fazla yanıyor. Sırt üstü uyuyamıyorum. Bütün uyku pozisyonum yüz üstüne. Dönemiyorum sağa sola. Kıyafet çıkar giy yaparken ölüyorum. Bikini giyiyorum. Yanıyor burası falan. Bayağı zorlu bir süreçti. Gerek var mıydı? Hayır, gerek yoktu böyle bir şeye bence. Bu şekilde yani dövmelerimde çok fazla bir anlam yok. Hiçbirisinde. Sadece güzel gözüktükleri için yaptırdım. Öpüyorum sizi. Bu arada haftaya çok güzel videolar çekebilirim. Yani söz vermiyorum. Gidersek eğer aklımızdaki yere çok çok güzel şeyler gelecek. Böyle abartıyor değil mi? En iyi videoyu çektim. Dünyadaki en iyi vlog bende. İzlemeyen pişman olacak. Saatlerinizi kurun falan. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Hayır. Abartmaya gerek yok. Aşırı normal böyle bir yere gitmeyi düşünüyoruz. Oraya gidersek güzel şeyler çıkacak yani bu şekilde. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.